Merhabalar. Bu videomda yaklaşık olarak bir seneden beri ana kameram olarak ve severek kullanmış olduğum Canon M50 hakkında uzun süreli kullanım düşüncelerimi paylaşmak ve aynı zamanda da 2021 yılı itibariyle hala bu kameranın alınabilir olup olmadığını konuşmak istiyorum. Kameraya baktığımızda kamera 24 megapiksellik bir APS-C sensöre sahip ve aynı zamanda da 143 adete kadar otofokus noktasına sahip. Bu 143 adete kadar diyorum, zira her lens ile takmış olduğumuz her objektif ile 143 adet otofokus noktası sunamıyor maalesef ki. Yalnızca bazı destekleyen lensler ile taktığınızda, kullandığınızda 143 adete kadar otofokus noktası sunabiliyor. Bunun dışında hali hazırda kullanmış olduğum ve gerçekten de beğenerek kullanmış olduğum güzel bir elektronik vizöre sahip arkadaşlar. Özellikle dışarıda çekim yaparken, dış mekan çekimleri yaparken çok güneşli olan ortamlarda, ekranı görmekte zorlandığınız ortamlarda vizörü, elektronik vizörü kullanarak da gerçekten de oldukça güzel çekimler yapabiliyorsunuz. Kamerada 4K çekim özelliği var ama bu kamerada 4K çekim özelliği var demek için tabiri caizse bin şahit ister demek istiyorum. Zira 4K çekime geçtiği zaman kamera bilmiş olduğunuz üzere otofokus desteği sunmuyor. Dual piksel otofokus desteğini sunamıyor. Dual piksel otofokus desteği sunamadığı için de kamerada doğru düzgün bir otofokus yapamıyor ve bu sebepten dolayı özellikle insan videoları çekerken, hayvan videoları çekerken veya işte kendinizin selfie videoları çekerken hiçbir şekilde arkadaşlar adam akıllı odaklayamıyor, yüzünüzü netleyemiyor. Bu bakımdan dolayı diyorum ki bu kamera 4K kamera olarak kullanılamaz. Onun dışında 4K kamera olarak kullanılamamasının farklı bir sebebi daha var. Bu da örneğin crop dolayı arkadaşlar. Örneğin bu kameralarda APS-C sensörü ait tüm kameralarda bilmiş olduğunuz gibi 1.5, mesela Sony ve Fuji'de 1.5, Canon'da ise 1.6 çarpan var, crop çarpanı var. Yani halihazırda bu kameraya atıyorum almış olduğunuz 22 mm'lik bir lensi bu kamera taktığınızda 1.6 çarpanıyla birlikte size ortalama 35 mm'lik bir odak uzaklığı sunacak. Yani o da 22 mm geniş açı diye almış olduğunuz lens size olacak arkadaşlar 35 mm'ye yakın bir normal açılı lens. Bundan dolayı da 35 açı normal açı bir lens. Hadi bu kabul edilebilir. Zira tüm APS-C kameralarda, APS-C sensörlü kameralarda bu zaten var. Buraya kadar okey, herhangi bir problem yok bundan sonra. Ama şimdi siz derseniz ki ben bu kamerada bir de 4K çekmek istiyorum. O zaman 4K videoya geçtiği zaman kamera bu 1.6 çarpanın üzerine neredeyse 1.6 çarpan daha ekliyor arkadaşlar. Yani kesmiş olduğu crop'un üstüne tekrar bir crop yaparak inanılmaz şekilde bir crop meydana getiriyor ve böylelikle de istemiş olduğunuz açıyı zaten yakalayamıyorsunuz arkadaşlar. 4K video çekerken dilemiş olduğunuz açıyı yakalayamadığınız için ve 4K çekerken de doğru düzgün adam akıllı bir otofokus sistemi çalışmadığı için bu kamera 4K kamera değil arkadaşlar. 4K kamera olarak kullanılamaz. Elde çekim ise bu kameranın boyutlarından ve tutamacından ötürü oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Oldukça da rahat olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü zira boyutlarından dolayı hafifliği de var. Tabii ki oldukça güzel ve her yere taşınabilir ve götürülebilir bir kamera olmuş diyebilirim. Kameranın en güzel yanlarından biri de harici mikrofon girişinin olması. Harici mikrofon girişiyle birlikte daha kaliteli bir video çekimi yapabiliyorsunuz. Daha kaliteli bir ses ile birlikte tabii ki arkadaşlar. Zira şu ana kadar kullanmış olduğum ana kameram olarak kullanmış olduğum için de zaten diğer videolarıma bakarak ses kalitesini de görebilirsiniz. Ama tabii ses kalitesi olarak derken harici mikrofon takarak kullandığım sürekli, onu da belirtmek isterim. Onun dışında gövdesine bakıyorum arkadaşlar. Gövdesi ilk inceleme videomda da söylemiş olduğum gibi herhangi bir şey söyleyemiyorum artık. Gerçekten gövde plastiğini hiç beğenmedim. Gövde şu şekilde mesela, tuttuğunuz yer dışındaki tuttuğunuz yerde belli bir silikon var. Orası en azından hissiyatı iyileştiriyor ama diğer geri kalan yerler, hani gerçekten plastik kalitesi hiç iyi değil demek istiyorum. Eğer kıyaslamak gerekirse, kıyaslanmaz gerçi ama fiyat olarak aynı seviyelerde olduğu için, fiyat olarak aynı fiyat aralığında olduğu için kıyaslamak istiyorum izninizle. Kompakt bir kameram var. Aynı zamanda şu şekilde mesela, bir saniye.
şu şekilde kullanmış olduğum ikinci kameram olarak kullanmış olduğum Sony RX100 var. Mark 4 bir kompakt kameram var arkadaşlar. Bu kompakt kamerama baktığım zaman bile çok çok rahatlıkla söyleyebilirim ki şöyle bir saniye çıkartayım. Şu şekilde bir Sony RX100 Mark 4 kameram var ve bu kameranın malzeme kalitesi Canon emeliden kat kat üstün arkadaşlar, kat kat üstün. Zira tutmuş olduğumuz zaman elinizde vermiş olduğu his gerçekten de inanılmaz güzel. Bu kompakt kameradaki elit hissi, yani tuttuğunuz zaman size vermiş olduğu o kalite hissi Canon M50'de maalesef ki yok arkadaşlar, bulunmuyor. Bunda da zaten kullanılmış olan o dandik plastiğin de katkısı büyük diye düşünüyorum. Bunun dışında tam değişken açılı bir ekranı var. Bu ekranı gerçekten muhteşem arkadaşlar. Bu ekran sayesinde istediğiniz her açıdan fotoğraf ve video çekebiliyorsunuz. Ve ayrıca dokunmatiğinin de oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Dokunmatik hassasiyeti neredeyse bir cep telefonu ekranı kadar da hassas diyebilirim arkadaşlar. Yani kullanılması, özellikle dokunmatik ekrandan kullanılması oldukça keyifli bu kameranın. Lens çeşitliliğine baktığımızda Sigma'nın yerinde hareketi ve Vitrox'un da bir anlamda hayat öpücüğü ile birlikte arkadaşlar baktığınızda biraz lens çeşitliliği oluşmuş durumda şu an, ama her ne kadar oluşmuş da olsa Canon'un bu M bayonetine ait isteksizliğini de görmüyor değilim açıkçası. Var olan Canon lenslerle ve halen de kullanmış olduğum şu an üzerinde bulunan Sigma lensle çekmiş olduğum hem fotoğraflarda hem videolarda arkadaşlar keskinlik olarak herhangi bir problem yaşamadığımı söyleyebilirim. Gerçekten oldukça keskin ve oldukça güzel fotoğraflar ve videolar yakalayabiliyor kamera. Ayrıca hali hazırda bir log profili bulunmasa bile daha önce de videosunu çekmiş olduğum üzere yukarıdaki kartlara bırakıyorum, oradan bulabilirsiniz ve bakarak sizler de log profili yükleyebilirsiniz arkadaşlar kameralarınıza. Sonradan log profilleri yüklenebiliyor arkadaşlar. Sizden istediğiniz log profili var, mesela C-Log yükleyebilirsiniz isterseniz. Yukarıdaki linklerde var, oraya da bakabilirsiniz bu arada. Ve böylelikle de log profilleriyle daha detaylı videolar çekebilirsiniz demek istiyorum. Kişisel düşüncelerime gelecek olursak, bu kamera ile 1080p'ye kadar ilk etapta video özelliklerine değineyim. 1080p yani Full HD'ye kadar video çekmek oldukça keyifli ve oldukça da keskin videolar çekebiliyor. Oldukça da güzel bir otofokusa sahip diyebilirim arkadaşlar. Ama onun dışında 1080p'nin üzerine çıkamadığı için bu kamera, yıl olmuş 2021. Evet, 2021 yılında bu kamera giriş seviyesi segmentinde bir kamera ve giriş seviyesinin üzerine çıkamayan bir kamera olarak kalıyor arkadaşlar benim gözümde demek istiyorum. Fotoğraf olarak gelecek olursak arkadaşlar, fotoğraf olarak bu kamera gerçekten de, ama bakın gerçekten de harika görüntüler yakalayabiliyor. Her şey lensinize bağlı arkadaşlar. Lensinize, doğru ışığa ve doğru çekim tekniklerine bağlı. Gerçekten de çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz bu kamerayla. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki arkadaşlar, fiyat tabii ki, yani şimdi bu bir aynasız kamera, diğerkisi de bir kompakt kamera, ama en azından bir inç sensörlü bir kompakt kamera olmasına rağmen fotoğraf çekme açısından, özellikle makro fotoğraflar ve arka plan flu bulanıklığı açısından tabii ki ekstra lens almanız gerekiyor. Şu Canon M50'nin bana vermiş olduğu keyfi aynı fiyat aralığında olmasına rağmen Sony RX100 Mark 4 veremiyor arkadaşlar. En basit örneklerinden birisidir bu. Fotoğraf çekmek gerçekten oldukça keyifli. Vizörü oldukça keyifli. Ekranı deseniz tam bir cep telefonu ekranı gibi oldukça rahat bir kullanımı ve oldukça basit bir menü düzeni var. Tüm bunları göz önüne alındığında gerçekten de ben en azından az önce de söylemiş olduğum gibi 1080p'ye kadar düşünüyorsanız, 1080p'ye kadar videolar çekmeyi ve fotoğraf da çekmeyi düşünüyorsanız, yani tam bir melez bir makine almak istiyorsanız, 4K özelliği olmayan melez bir makine düşünüyorsanız Canon M50 sizler için alınabilir arkadaşlar. Eksilerine gelecek olursak, benim görmüş olduğum bu kamerada tabii ki 4K tam bir fiyasko. Onu tekrar söylemek istiyorum. Zira gerçekten de 4K bu kamerayla tam bir fiyasko arkadaşlar. 4K'yı unutun, bu kamerayı satın alacaksınız. 4K dışındaki en büyük iki tane eksi daha var arkadaşlar. Birisi zaten ilk videomda da söylemiş olduğum, ilk inceleme videomda da söylemiş olduğum, yaklaşık bir seneye geçiyor sanırım. Linki bırakıyorum, onu da izleyebilirsiniz. Hatta bir orman içinde yapmıştım o çekimi. Bunun dışında arkadaşlar işte malzeme kalitesi gerçekten çok dandik. Gerçekten hani şu kamerayı tuttuğunuzda elinize malzeme kalitesinin dandikliğini hissediyorsunuz ve ha ben sadece giriş seviyesi bir kamerayım, benden daha fazla bir şey bekleme diyor yani kamera sizden. Bas bas bunu bağırıyor malzeme kalitesiyle. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onun dışında bakmış olduğum zaman diğer bir eksisi
ISO performansı. ISO performansı olarak ise baktığımızda Canon'un genelde APS-C sensörlü kameralarında biraz ISO performansı bozuk oluyor arkadaşlar, ama bunu da Canon M6 Mark II ile yanılmıyorsam bir nebze olsun düzelttiğini söyleyebilirim. Onda biraz daha iyi ISO performansı var. Ama bu kameradaki APS-C sensör Canon'un ilk aynasız kamera sensörlerinden birisi olduğu için açıkçası oldukça ISO performansı bozuk diyebilirim. ISO'yu yükseltmediğiniz sürece sorun yok, ama ISO yükseldikçe karıncalar bayram ediyor ekranda ve videolarınızda veya fotoğraflarınızda diyebilirim rahatlıkla. Muadil kameralara baktığımda ise, yani internetten bu kameraya muadil olacak diğer kameralara baktım. Eşdeğer performansta ve eşdeğer fiyat aralığında her şeyden önemlisi. Ama görebilmiş olduğum kadarıyla kimisinin evet video özelliği bundan iyiyken kimisinin diğer özellikleri fotoğraf alanında bunlardan daha geri, bundan daha geride olduğunu gördüm. Örneğin bunlara örnek vermem gerekirse Panasonic G7 ve Fujifilm X-T200. Açıkçası bunlara bakmış olduğumda hani evet bundan güzel özellikleri var, ama bundan geri kalan özellikleri de var ve teraziye koyduğumuzda da ortalama olarak eşit oluyor diyebilirim. Yalnız bunu da söylemek istiyorum ki bu bakmış olduğum fiyatlar Avrupa fiyatları. Yani Avrupa fiyatlarını baz alarak, euro olarak veya dolar olarak da bakabilirsiniz. Fiyatları baz alarak yapıyorum. Zira Türkiye'de biraz saçma sapan bir fiyat politikası uygulanıyor. Avrupa'da aynı fiyat aralığındaki ürünlerden bazıları Türkiye'de çok daha pahalı olabiliyor, çok çok daha pahalı olabiliyor. Diğer ikisi çok çok daha ucuz olabiliyor. Yani Türkiye'de sanırım tam olarak pazar payına göre fiyat belirleniyor diyebilirim. Bunun dışında görmüş olduğum kadarıyla bütün bunları göz önüne aldığımda açıkça söylemem gerekirse hala tercih edilebilecek bir kamera olarak görüyorum Canon M50'yi. Tabii ki eğer 4K görüntü çekilmeyecekse video olarak düşünürseniz, fotoğraf olarak düşünürseniz gerçekten de hala tavsiye edebileceğim, hala da güzel bir kameradır. Giriş ve orta alt segment, orta veya orta segmente kadar sizi çok çok rahat idare edebilecek güzellikte bir kameradır. Bu kamerayı aldıktan sonra dilerseniz lenslere yatırım yaparak çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani Canon bu kamera ile 2021 yılında daha iyi olsa ortaya güzel bir melez çıkartmış, güzel bir karışımla bu kamerayı sunmuş diyebilirim. Güzel bir karışımla daha hala da bu kamera alınabilirliğini sürdürüyor diyebilirim arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi 2018 yılında çıkmasına rağmen 2021 ve hala da önerebileceğim bir kameradır. Fiyatını göz önüne aldığınızda, yani fiyat olarak gerçekten de rakipsiz olduğunu söyleyebilirim. Evet özellikleri baya baya bir kısılmış, kırpılmış, ama bunlar da fiyatıyla telafi ettiğini düşünüyorum. Özellikle Canon'un bunun da hani bizim Türkçemizde vardır güzel bir terim farkındaysanız. Ortaya güzel bir karışık, hani ortaya bir karışık derler ya. Aynı şekilde ortaya güzel bir karışık çıkarttığını düşünüyorum. Yok ama siz derseniz ki ya yıl olmuş 2021, 4K çekemeyen bir kameraya ben neden para vereyim? Hani bakmış olduğunuz zaman en kıtırık cep telefonu bile 4K videolar çekebiliyorken kamera teknolojisi 8K'ları çekebilen kameralar üretmişken, tabii ki fiyatları da var ama 8K'ları çeken kameralar üretmişken neden ben bu 2018 yılında çıkmış olan ve sadece Full HD video çekebilen bir kameraya bu kadar para vereyim diye düşünürseniz buna da hak veririm. Gerçekten en azından belli bir nebze katılırım da, çünkü fiyatına göre kıyasladığınızda ve lens yatırımı da yaptığınızda bu da size olacak. Yani bayağı bir yüksek rakamlara gelecek. Bunu da göz önünde bulundurun derim. Ama şunu da düşünmekte fayda var. Mesela ben kendi çektiğim videolara baktığımda YouTube'u araştırırsanız benim videolarım genelde 1080p olarak paylaşıyorum arkadaşlar. 4K bile çekmiş olsam 4K'yı 1080p'ye downscale yaparak aynı o şekilde 1080p olarak paylaşıyorum. Hani düşünmeniz gereken şudur. 8K çekebilen evet kameralar var. Çok güzel profesyonel kameralar var ve tam profesyonellere hitap eden kameralar bunlar arkadaşlar. Sizin amacınız ne? Amacınızı iyi belirlemeniz gerekiyor kamera satın alırken. Bunun dışında bir eksiği de şimdi aklıma geldi. O yüzden şimdi söylüyorum. Kameranın bataryası biraz az çekim yapıyor. Kameranın bataryası biraz zayıf kalmış açıkçası. Yani bu bakımdan mutlaka yedek batarya, bir veya iki tane yedek batarya almanız gerekiyor. En büyük eksilerinden diğer eksi arkadaşlar, kamera bataryası içindeyken kamera üzerinden şarja bağlayamıyorsunuz kamerayı. Bu arada hava kapattı, bayağı yağmur yağıyor. Yağmur geliyor. Neyse, bunca konuşmadan sonra sanırım kafanızda bazı şeyler şekillenmiştir. En azından bu kamerayı satın almayı düşünenler için söylüyorum.
Yine de aklınızda şekillenmeyen şeyler varsa, sorularınız olursa bana yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Bildiğiniz üzere elimden geldiğince cevaplıyorum arkadaşlar. Kanalımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz demek istiyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Selamlar.